Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımızda sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Diyetisyen Ezgi Çakmak bugün sizler için merak edilen soruları yanıtlayacak. Sağlıklı beslenmeyi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Yanıtını konuğumuzdan alacağız. Hiç vakit kaybetmeden kendisine dönelim ve sorularımızı sormaya, yanıtlarımızı almaya başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizim programımızda sürekli üzerinde durduğumuz, her konuyu konuşurken, her hastalığı konuşurken sonunda mesajlarını verdiğimiz sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız bugün. Uzmanından alacağız yanıtını. Sağlıklı beslenme nedir diyerek başlayalım isterseniz. Sözü bırakalım size. Aslında sağlıklı beslenme, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve özellikle kronik hastalıklardan yakalanma riskini azaltmaya yönelik beslenme çeşitlerinin tümüdür. Ve bizim tükettiğimiz besinler aslında tek çeşit değil, birden çok çeşidi vardır. Bunlarda da genelde içerisinde farklı miktarlarda kimyasal öğeler içermektedir. Biz bunlara besin öğeleri deriz. Ve bu besin öğeleri 6 ana gruptan oluşur. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olmak üzere 6 ana gruba ayırırız. Ve aslında bu 6 ana gruptan yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman sağlıklı beslenmeyi sağlamış oluruz. En basit şekilde bu şekilde özetleyebilirim. Evet, aslında biz sağlıklı beslenme deyince, sağlıklı deyince hep zayıf olmayı düşünürüz. Ama tabii ki de bunun beslenme içerisinde sizin de dediğiniz bazı besin öğeleri var. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve tabii ki de su çok önemli. Ama biz genelde işte sağlıklı olacağım, zayıflayacağım dediğimizde genellikle karbonhidratlardan kaçınırız özellikle. Ama bu da bizim aslında yanlış bildiğimiz bir bilgi. Bugün doğrularını sizden öğreneceğiz. Bu besin öğelerinden sıkça bahsedeceğiz aslında. İlerleyen sorularımızda da örnek öğünler isteyeceğiz sizden. Kahvaltımız nasıl olmalı? Bu besin gruplarını nasıl tek bir öğünde birleştiririz? Detaylarını alacağız. Şimdi sağlıklı beslenme çok önemli. Biliyoruz hayatımız açısından, hastalıklara yakalanmamamız açısından, bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Özellikle bunu pandemi döneminde de gördük. Yaşadık bunu birebir olarak. Artık izleyenlerimiz de sağlıklı beslenmeye aşinalar ama önemini sizden dinleyebiliriz. Bilir miyiz? Neler söylersiniz uzman olarak? Tabii ki öncelikle sağlıklı beslenme sağlandığı zaman zaten bireyler kendilerini daha zinde, daha enerjik ve daha sağlıklı hisseder. Ve bu sadece hislerden ibaret değildir aslında. Birçok yapılan akademik çalışma ve bilimsel çalışmalar sonucunda sağlıklı beslenmenin birçok hastalığı tedavi ettiği ve birçok hastalığı önlediği de zaten ortaya çıkmıştır. Genelde sağlıklı beslenmenin önemini bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, hasta olmak istemiyorsak ki özellikle bu dönemde artık ciddi de bir salgın var havalardan dolayı da tam hastalık mevsimi diyebiliriz aslında. Özellikle bu süreçte de dikkat etmelerini öneriyoruz bizleri izleyenlere de. Tabii aslında sadece böyle basit ufak tefek hastalıklar gibi düşünmememiz gerekiyor. Birçok kronik hastalık açısından da çok önemli sağlıklı beslenme. Bunun vurgusunu yapalım. Peki sağlıksız beslendiğimiz zaman ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz hocam? Aslında sağlıksız beslenme belki onlarca, belki de yüzlerce hastalığa neden olabilmektedir. Fakat tip 2 diyabet, insülin direnci, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, işte tırnak kırılmaları, saç dökülmeleri bunlar bizim en çok rastladığımız sorunlardan biridir. O yüzden genelde bu sorunlarda da sağlıklı beslenme çok önemlidir. Özellikle tedavi için. Evet, aslında baştan aşağı tamamen ilgileniz saçımızdan tırnağımıza sahip olabileceğimiz birçok hastalıkta beslenmenin yeri çok ayrı. Şimdi sağlıklı beslenmenin temel kuralları nelerdir diye de soralım size. Aslında 6 besin grubundan bahsettiğiniz karbonhidratlar, vitaminler, mineraller, su bunları sayabiliriz. Tabii ki sağlıklı yağlar da çok önemli. Siz neler söylemek istersiniz? Aslında en temel kuralımız yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmektedir. Ve bunların başında da yeterli enerjiyi almamız gerekir. Eğer tüketmemiz gereken enerjiden fazlasını alırsak da, daha azını alırsak da bu bizim için sağlıksız olmaktadır. O yüzden özellikle enerjiye dikkat ettikten sonra besin öğelerinin miktarlarına ve kişiye özel hazırlanmış olmasına da özellikle dikkat etmemiz gerekmekte. Her öğünde, her besin grubundan da besinler bulundurmamız gerekmekte. Evet, yeterli enerjiyi sağlayacağız. Bu çok önemli. Bunun vurgusunu yapalım. Az almak da enerjiyi yanlış, fazlasını almak da vücudumuza bazı zararları var. Ve şimdi hepsinden aslında bütün besin gruplarından yeterli beslenmemiz, dengeli beslenmemiz gerekiyor dedik. Burada dilerseniz izleyenlerimize bazı öğünlerden de bahsedelim.
dinleyelim. Sağlıklı beslenmek için bir kahvaltıyı nasıl hazırlamalıyız? Çünkü dedik karbonhidrat içerecek, protein içerecek, sağlıklı yağlar olacak, vitamin ve mineralden zengin olacak. Su tüketimine ayrıca daha sonra parantez açmanızı isteyeceğim. Neler tamam. Söylersiniz? Genelde kahvaltıda bizim için en kaliteli protein olan yumurtayı muhakkak tüketmemiz gerekmekte. Yumurtanın yanında diğer süt ürünlerinden de tüketebiliriz. Aynı zamanda peynir, zeytin, tam tahıllı ekmekler, tam buğday ekmekler tüketebiliriz. Ve eğer insülin direnci ya da şeker hastalığımız gibi bir problemimiz yoksa bal, reçel, pekmeze de yer verebiliriz. Öğle yemeği için aslında ilk aklıma gelen besinlerden biri ise sandviçler oluyor. Çünkü hazırlaması da daha kolay oluyor. Hem okullarda hem iş yerlerinde genelde daha çok tercih ediliyor. Beyaz peynirli, bol yeşillikli bir sandviçin yanında taze sıkılmış bir meyve suyu mesela tercih edebiliriz. Akşam yemeklerinde de genelde Türk halkı olarak biz çok fazla sulu yemek seviyoruz. Evet. Ve bu sulu yemeklerin yanında sulu yemeklerimizde sebze yemekleri olabilir, kuru baklagil yemekleri olabilir, et yemekleri, tavuk yemekleri, balık yemekleri olabilir. Bu yemeklerin yanında bir kepçe çorba tüketebiliriz. Yanında yine tam buğday ekmek tüketebiliriz. Yanında mutlaka salata, yoğurt ya da ayrana yer vermemiz gerekmekte. Ve eğer yine bir probleminiz yoksa, bir hastalığınız yoksa porsiyon kontrolü dahilinde pilav ya da makarna da tercih edebilirsiniz. Özellikle ara öğünler de çok önemli aslında. Sadece ana öğünlerle de bitmiyor. Ara öğünlerde ise daha çok taze ya da kuru meyveler tercih edebiliriz. Kuru yemişler tercih edebiliriz ve süt ürünleri tercih etmeye dikkat edebiliriz. Evet. Şimdi özellikle aslında dediğiniz herhangi bir sağlık problemi yoksa ölçü kontrolünde pilav ve makarna tüketebilir dediniz ama biz aslında çok da düşkünüz. Pilava, makarnaya hatta pilavın yanında ekmek tüketenler bile oluyor maalesef. Bunun kontrolünü nasıl ayarlamamız gerekiyor peki? Genelde eğer insülin direnci ya da diyabet hastalığımız varsa özellikle karbonhidratın miktarı kişiye özel gün ve gün belirlenmeli. Ve yine bu öğünlere dağıtılmalı. Yoksa yine insülin direncini tetikleyebilir ya da şeker hastalığımızı tetikleyebiliriz. Onun yerine sağlıklı beslenmemizde eğer hem ekmek hem pilav kullanmak istersek tüketmemiz gereken karbonhidrat miktarını ikiye bölerek yarısını pilav, yarısını ekmek şekilde değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi yine insülin direnci varsa pilavı beyaz pirinçten tercih etmek yerine bulgurdan tercih edebiliriz ya da tam buğday makarnaları tercih etmek daha sağlıklı olur. Aslında hep de sağlıklı alternatifler var. Bunlarla dengeli bir şekilde beslenme rutinlerimizi oluşturabiliriz. Şimdi yeterli enerjiyi almak çok önemli demiştik. Burada alacağımız enerjiyi nasıl belirlemeliyiz? Tabii ki de yaşımızın, kilomuzun burada çok büyük bir etkisi var ama nasıl hesaplayabiliriz? Ben genelde şu şekilde yapıyorum. Danışanlarımdan öncelikle en fazla son 3 ay içerisinde yaptırmış olduğu bir kan tahlili listesi istiyorum. Ve bu listeye göre, listeyi inceledikten sonra kişiye özel, kişinin cinsiyetine, boyuna, kilosuna, yaşına ve fiziksel aktivitesine özel bir beslenme planı yapıyorum. Bu beslenme planını yaparken de eğer o kişi hamile ise, sağlıklıysa ya da herhangi bir hastalığa sahip ya da bir sporcuysa ona göre farklı farklı aslında şeyler uygulayabiliyoruz beslenme için. Planlar uygulayabiliyoruz. Evet, planlar uygulayabiliyoruz. Genelde bu şekilde oluyor. Yani kişi aslında ne istiyorsa onun tercihlerine göre, işte yeme düzenine göre küçük oynamalar yaparak aslında beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi kendi hayatımıza entegre edebiliyoruz bu şekilde. Evet. Burada aslında beslenme planları tamamen kişiye özel. Çünkü dediğiniz gibi kişinin yaşı, kilosu, boyu, burada alacağı enerji miktarı bunlara göre şekilleniyor. O yüzden bir arkadaşıma böyle bir plan uygulanmış, böyle bir listesi var, ben de uygulayayım demek tamamen yanlış. Bunun vurgusunu yapın. Çünkü bu hataları, bu yanlışları maalesef yapıyoruz. Özellikle şok diyetleri böyle 2-3 gün içerisinde fazla kilo vereceğimizi görüyoruz sosyal medyanın da etkisiyle. Bunlar tamamen yanlış aslında. Tamamen bu sağlıklı beslenmeyi hayatımıza entegre etmek istiyorsak bu planlar kişiye özel olmalı. Boyuna, kilosuna ve yaşına göre alacağı enerji miktarı değişiyor diyelim. Özellikle bunu da vurgusunu yapalım izleyenlerimiz için. Su tüketimi de çok önemli tabii ki hocam. Evet. Su tüketimi nasıl olmalı? Yazın susuyoruz. Havaların sıcak olmasıyla beraber daha fazla su tüketiyoruz ama artık havaların serinlemesiyle beraber benim de aynı şekilde olmak üzere çok fazla aklıma gelmiyor. Gördükçe içiyorum ama nedir su tüketimimiz günlük ne miktarda olmalı?
Aslında her zaman en az 2 ya da 2,5 litre içmemiz gerektiğini söyleriz. Ama bu her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle kilomuz normalin altında ya da normalin üstünde ise bu miktar bizim için fazla ya da az gelebilir. Bunun için kilonuzu 35 kilo başına yani 35 mililitre gelecek şekilde su oranınızı hesaplayıp o şekilde tüketebilirsiniz. En az bu miktarlarda tüketmenizi öneririm. Eğer hani suyun tadını sevmiyorsanız ya da böyle bir alışkanlığınız yoksa yine büyük şişeleri yanınızda bulundurarak oradan o şekilde takip edebilirsiniz. Ya da suyunuzu biraz tatlandırabilirsiniz. İşte meyvelerle olabilir, limonla olabilir, naneyle olabilir. Bu gibi besinlerle suyunuzu tatlandırıp daha farklı bir içecekmiş gibi hissederek de içebilirsiniz aslında. Bu kolaylaştırıyor evet, seçimini. Evet, bunun da tüyosunu almış olduk. Özellikle şimdi siz suyu tatlandırmak dediniz. Yine internette vesairede çok fazla karşılaşıyorum. Sabahları aç karnına ılık bir suyun içine limon sıkmak metabolizmayı hızlandırıyor mu? Gerçekten kilo vermeye yardımcı mı hocam? Bilimsel olarak var mı bir etkisi? Aslında bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi yok. Fakat bunu mesela ben de danışanlarıma bazen verebiliyorum. Bunu vermemin nedeni tamamen o suyu sanki farklı bir içecekmiş gibi içtikleri için aslında onu sudan saymamaları. Evet. Bu şekilde daha fazla su tüketimine sebebiyet vermek. Yoksa onun dışında metabolizmayı çok fazla hızlandırmış olması ya da yağ yakımına sebebiyet vermesi gibi bir gerçek yok maalesef. Evet. Şimdi şeker ve tatlı tüketimini de soralım. Bizler yemekten sonra tatlı tüketmeye alışkın ve bunu alışkanlık haline getirmiş bir toplumuz aslında çok severiz. Yine aynı şekilde meyveleri de genellikle gün içinde ara öğün olarak değil de akşam otururken yemeği severiz. Doğru mu yapıyoruz bunları? Şeker ve tatlı tüketimimizi nasıl ayarlamalıyız sağlıklı beslenme içerisinde? Aslında Türkiye'de çok fazla tuz ve şeker tüketimi çok fazla. Yani dünyanın diğer ülkelerine göre ortalama alındığı zaman Türkiye'de çok daha fazla olabiliyor bu miktar. O yüzden genelde şeker tüketimimizi günlük almamız gereken kalorinin %10'u olarak belirleyebiliriz. Mesela normalde günde 2000 kilokalori almamız gerekiyorken şekerden aldığımız kalori 200 kaloriyi geçmemelidir. Ve bu kaloriyi alırken de şekeri beyaz şeker yerine daha çok meyvelerden, pekmez, bal gibi daha sağlıklı şeker içeriğine sahip besinlerden sağlayabiliriz. Peki evde yapabileceğimiz sağlıklı tatlı tarifleri var mıdır hocam? İzleyenlerimize de paylaşacak olursak neler söylersiniz? Ben aynı zamanda bir aşçıyım ve o yüzden bununla ilgili birçok tarif çekiyorum. Birçok fazla tarifim var. Bunlardan en basiti ve benim de danışanlarıma verdiğim genelde şey oluyor. Yuvarlak şekilde karabuğday patlaklar oluyor. İlla görmüşsünüzdür marketlerde. Onların yağsız ve tuzsuz versiyonlarından alıp üstüne şekersiz fıstık ezmesi ve muzla süslediğiniz zaman inanılmaz güzel bir ara öğün oluyor. Hem de danışanlarımın genelde en çok tatlı ihtiyacını kesen şey bu oluyor. Bunu önerebilirim. Evet, sosyal medyadan da tariflere ulaşabilirler. Evet. Bunun da vurgusunu yapalım. Konuğumuz aynı zamanda bir aşçı. Sosyal medyadan kendisine ulaşarak da sağlıklı ve lezzetli tariflere de ulaşabilirler. Çünkü programımızın formatı ve süresi dahilinde çok fazla da böyle uzun uzun konuşamıyoruz maalesef tarifleri. Ama özellikle yine benim sormak istediğim konu fast foodlar. Çünkü illa canımız çekiyor. Arada böyle bir hamburger yemek, patates kızartması yemek. Sağlıksız olan şeyler lezzetli geliyor çünkü onları da bazen yemek ihtiyacı hissediyoruz ama hiç mi tüketmememiz gerekiyor? Hiç mi yer vermememiz gerekiyor hayatımızda? Aslında sürdürülebilir bir beslenme için herhangi bir besini hayatımızdan tamamen çıkarmak aslında mümkün değil. Çünkü bunu bir süre uygulayabiliriz fakat bunu bütün hayatımız boyunca uygulayamayabiliriz. Çünkü biz insanız, sizin de dediğiniz gibi bir şey gördüğümüz zaman canımız yemek isteyebilir, canımız çekebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka canınızın istediği şeyi yemeniz gerekiyor. Özellikle porsiyon dahilinde, porsiyon kontrolü dahilinde bunu tüketirsek çok daha sağlıklı bir şekilde tüketmiş oluruz. Peki derseniz ki ben işte diyetteyim ama fast food tükettim ya da bir tatlı kaçamağı yaptım. Sonrasında ne yapabilirim? Bütün gün aç mı kalmam gerekiyor diyorsanız tabii ki bunun cevabı hayır. Çünkü diyelim ki o gün 250 kilokalori fazla tükettiniz. İsterseniz o günkü enerjinizden çıkarabilirsiniz ya da bu enerjiyi haftaya bölerek o hafta boyunca o kadar kalori daha az beslenerek bunu dengelemiş olabiliriz. Aynı zamanda bunu egzersizle de dengeleyebiliriz. Ya da canınız istemiyorsa işte dengelemek zorunda değilsiniz. Sadece bu konuda en çok yapılan hatalardan biri herhangi bir kaçamak yaptıktan sonra bütün gün ya da bütün hafta kendimizi aç bırakmak oluyor. Aslında bu yapabileceğimiz en büyük yanlışlardan biri. Çünkü böylece hem metabolizmamızı yavaşlatmış oluyoruz hem de aslında kas kaybı yaşamış oluyoruz ve bunlar aslında istediğim şeyler değil. Evet. Peki danışanlarınızda da şöyle bir algı oluyor mu hocam? Artık bir kere yedim, diyetimi bozdum, ipin ucu kaçtı. Artık bu şekilde devam
devam edeyim gibi daha böyle kötü beslenmeye yönelenler de oluyor mu? Genelde bu çok sık rastladığımız bir algı ama ben danışanlarımla 7-24 iletişim halinde kaldığım için genelde herhangi bir kaçamak yaptığı sırada bana yazıyorlar. Diyorlar ki Ezgi Hanım, işte atıyorum ben bugün 10 tane sarma yedim, bundan sonra ne yapabilirim? Genelde bu şekilde sürekli iletişim halinde kaldığımız zaman ipin ucu bir yerde kaçmıyor. Evet. Çünkü ben onlara diyorum ki mesela bugün böyle bir kaçamak yaptıysanız yarın bu şekilde beslenebilirsiniz ya da isterseniz bunları haftaya da telafi edebiliriz diyorum. O yüzden onların da artık içi çok rahat oluyor. Çünkü gerçekten herhangi bir şey tükettikleri zaman, bir kaçamak yaptıkları zaman insanlar çok fazla vicdan azabı da çekebiliyor. Evet. Hiçbir yediğimiz besinden vicdan azabı duymamamız gerekiyor. Dediğim gibi biz insanız ve her şey canımız çekebilir. O yüzden önemli olan bunu güzelce dengeleyebilmek. Evet, aslında bunu dengelemek ve tükettiğimiz şeyi telafi etmek de mümkün. O yüzden böyle düşünmememiz gerekiyor. Artık bir kere diyetimi bozdum, tamam artık fast food tüketmeye devam edebilirim gibi değil. Bunu sizin de dediğiniz gibi ya hafta bazlı olarak dengeleyebilir ya da gün içinde yine rutin beslenmesine devam ederek hayatına biraz daha hareket ve spor katarak dengelemek mümkün. Bunun da vurgusunu yapalım. Ana öğünler kadar ara öğünler de çok önemli demiştik ve besin tüketiminde az ve sık yemek sağlığımıza nasıl bir etkisi olur? Bunun da yanıtını alalım. Genelde eğer az ve sık beslenmezsek, tam tersi bir öğünde çok fazla yemek yiyip daha sonra uzun süreli bir açlık yaşarsak bir sonraki besleneceğimiz öğüne aslında çok fazla yüklenmiş oluruz. Çünkü doğal olarak çok fazla acıkmış oluyoruz. Evet. Böyle bir şey olduğu zaman hem metabolizmamızı yavaşlatmış oluruz. Çünkü ne kadar aç kalırsak metabolizmamız aslında o kadar yavaşlar. Ve aynı zamanda birden çok fazla tüketip birden çok fazla uzun süreli aç kaldığımız zaman da kan şekerimizde ciddi ve ani oynamalar yaşayabiliyoruz. Bunlar bile aslında insülin direncine sebebiyet evet. verebilir. O yüzden genelde sık ve az beslenmek hem şekerimizi dengede tutmaktadır hem de metabolizmamızı hızlı kılmaktadır. Evet. Şimdi özellikle besinlerin saklanması ve pişirilmesi de çok önemli. Bazen çünkü hatalı yaptığımız pişirmeler ya da saklama koşulları besinlerin vitamini içerdiği mineralleri kaybetmemize ve aslında ondan alacağımız etkiyi de etkilemiş oluyor, düşürmüş oluyor. Bir uzman olarak neler önerirsiniz? Biz neleri yanlış yapıyoruz? Genelde bu konuda verebileceğim çok fazla bilgi var. Yani bunun uçsuz bucaksız evet. bir cevabı var. Ama genel olarak şunları söyleyebilirim. Besinleri saklamada ve pişirmede en çok dikkat etmemiz gereken şeyler ısı, ortamın ısısı oluyor genelde. Ortamın ışık alması, hijyen ve nem, bunlar bizim için en önemli şeylerdir. Aslında her besinin, hem meyvelerin, sebzelerin, et ürünlerinin, süt ürünlerinin her besinin kendine özel saklama ve pişirme koşulları evet. vardır. Aslında bunlara uyduğumuz zaman hiçbir problem yaşamayız. Ama oldu ki bunlara uyamadık ve daha hijyensiz ya da nem ve sıcaklık şeylerine uyamadığımız evet. zaman da hem zehirlenmeler yaşayabiliriz hem de aslında mikrop kapabiliriz. Evet. O yüzden bunları istemeyiz açıkçası. Her besinin kendi saklama ve pişirme kurallarına uygun kalmamız lazım. Evet, tabii siz ayrıca aşçı olduğunuz için de pişirme noktasında da aslında oldukça bilgili ve tecrübelisiniz. Dediğiniz gibi ısı, ışık, pişirme yöntemleri oldukça önemli. Her besine göre bu hem saklama koşulları hem de pişirme noktası değişiyor. Dediğiniz gibi zehirlenmeler ya da mikrop kapma gibi hastalıklara da davetiye çıkarabilir. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Aslında bu uygulanan besin planlamaları, listeleri hayatımıza entegre ederken tüketim koşulları da çok önemli. Bunun da altını çizmiş olalım izleyenlerimiz için. Şimdi spor da çok önemli hayatımız için, biliyoruz. Biz programımızın başında da vurgusunu yapıyoruz hep söylediğimiz gibi. Sağlıklı ve dengeli beslenme ve hareketli yaşam. Çünkü birçok hastalığı bu şekilde önleyebiliyoruz. Aslında sadece görünüş açısından değil, sağlık açısından da çok önemli. Neler söylersiniz? Sağlıklı beslenmeyi, hayatımıza entegreyi konuşurken sporu ve hareketi de hayatımıza ne derece entegre etmeliyiz? Genelde sağlıklı beslenme ve egzersiz birer bütündür. Sadece sağlıklı beslenerek ya da sadece egzersiz yaparak belli bir noktaya kadar gelişme sağlayabiliriz. Fakat bunların ikisini de hayatımızda bulundurursak gelişmenizi gerçekten hayal dahi edemezsiniz. Evet. Bu konuda yapabileceğiniz en basit şeyler, mesela iş yeriniz yakınsa herhangi bir toplu taşımayla gitmek yerine yürüyebilirsiniz, belki bisiklet sürebilirsiniz. Ya da en azından gününüzden yarım saat kendinize ayırıp geceleri de olsa yürüyüşler yapabilirsiniz. Aslında en basit yöntemleri bu şekilde.
Evet, dediğiniz gibi aslında bir spor salonuna yazılmak değil, sadece hayatımıza hareket katmak. Bir durak önceden inip toplu taşımadan evimize yürüyebiliriz. Çok basit aslında kurallarla bunu hayatımıza bir şekilde entegre edebiliriz. Sadece dediğimiz gibi spor salonuna gidip saatlerce ter dökmek, bisiklet çevirmek ya da koşu bandında yürümek, koşmak değil. Çok basit noktalarla da aslında sağlıklı, dengeli beslenirken aynı zamanda harekette etmiş oluruz. Artık yavaş yavaş süremizin sonuna da geliyoruz. Hep glisemik indeksten bahsettik, insülin direncinden de bahsettiniz. Çok kısa bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden hocam? Tabii, glisemik indeks genelde karbonhidrat ağırlıklı besinlerin kan şekerimizi ne hızda yükselttiği ile ilgilidir. Fakat sadece glisemik indeks önemli olan değil, aynı zamanda glisemik yük de önemlidir. Evet. Mesela örneğin şunu söyleyebilirim. Beyaz ekmeğin insülini daha fazla olmasına rağmen, yani mesela elmadan daha fazla olmasına rağmen glisemik indeksi, elmayı eğer 100 tane tüketir, ekmeği 2 dilim tüketirsek glisemik yük açısından baktığımız zaman aslında elmanınki daha fazla olur. Evet. O yüzden glisemik indeksi yüksek bir besini tüketirken bile bunu gerçekten porsiyonun kontrolü yaparak tüketmemiz gerekmekte. Bu gibi nedenlerden dolayı da insülin direnci ve şeker hastalığına sebep olabiliriz. İnsülin direnci de aslında şeker hastalığı kadar şekerimizin yüksek olmaması, fakat sağlıklı bir bireye kadar da az olmaması anlamına gelir. Ve eğer insülin direnci ya da şeker hastalığına sahipseniz, genelde yemekten sonra canınız sürekli tatlı çeker ya da 2-3 saatten fazla açlık olduğu zaman kan şekeriniz düşebilir, kendinizi yorgun, halsiz hissedebilirsiniz. Genelde bunlar da insülin direnci ve diyabetin göstergeleridir diyebiliriz. Evet. Peki insülin direnci olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Çünkü dediniz ki hemen yemekten sonra tatlı yeme ihtiyacı doğarlar. Bunları nasıl engelleyebilirler? Özellikle nelere dikkat etmeliler? Genelde beyaz undan yapılmış şeyler tüketmek yerine tam buğday undan yapılmış ekmekleri ve besinleri tercih edebiliriz. Çünkü beyaz un kan şekerimizi hızlı yükseltip hızlı düşürürken, tam buğday gibi ürünler yavaş yükseltip yavaş düşürür. Bu şekilde de aradaki mesafede bizim aslında tokluk süremizi dengeler. Yani eğer beyaz bir ekmek tüketirsek daha kısa süreli tok kalırken, tam buğday ekmek tüketirsek daha uzun süreli tok kalabiliriz. Aynı zamanda meyve ya da herhangi bir karbonhidrat tüketirken de, yani yine glisemik indeks dediğimiz daha yüksek bir besin tüketirken de, yanında herhangi bir protein desteği aslında eklersek bu şekilde kan şekerimizi de dengelemiş oluruz. Yani bir meyve yerken yanına süt ya da yoğurt eklersek aslında kan şekerimizi oldukça dengelemiş oluruz. Evet, az önce sporu sormuştuk ama insülin direnci olanlar için de soralım. Onların hayatına nasıl etkisi olur sporun? Genelde spor yapmak her hastalığa iyi gelir. Çünkü gerçekten sağlıklı beslenme de sporda bir bütün demiştik. Ve bunların ikisi de her hastalığa iyi gelmektedir. Aynı zamanda sporun insülin direncini azalttığıyla ilgili de birçok bilimsel çalışma vardır. Evet, bunun da notunu izleyenlerimize paylaşmış olalım. Artık süremizin sonuna geliyoruz. Bugün sağlıklı beslenmeyi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunun yanıtlarını aradık. Sizin aracılığınızla da yanıtlarını izleyenlerimizle paylaştık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son mesajlarınızı alalım sizden hocam. Şöyle ki, aslında sağlıklı beslenmeye herkes biraz daha ön yargılı bakabiliyor. Sanki sağlıklı beslenme programına geçtiğiniz anda bütün hayatınız değişecek diye bir şey yok. O yüzden genelde kendi hayatınızı sağlıklı beslenmeye yöneltmektense, sağlıklı beslenme bırakın sizin hayatınıza katılsın. Küçük değişiklikler yaparak da aslında sağlıklı beslenmeyi sağlamış olabiliriz. O yüzden gerçekten hani korkmadan bu yola cesurca başlarsanız gerçekten sonrası gelir ve bundan da zevk alırsınız. Son söylemek istediklerim bunlar açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgileri bizlerle ve izleyenlerimizle paylaştığınız için ağzınıza sağlık hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programında bugün sağlıklı beslenme üzerine konuştuk. Çok değerli bir konumuz vardı. Diyetisyen Ezgi Çakmak sizler için merak edilen soruları yanıtladı. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.